Merhaba, bugün gözler Kayseri'de, Yüksel Yalçınkaya davasında. Yalçınkaya'yı daha önce mahkum etmiş olan Ağır Ceza Mahkemesi, o kararın diğer kademelerde onaylanmasından sonra Türkiye'de iç hukuk yolları tüketildiği için AİHM'e gitmesi neticesinde AİHM'in ihlal kararına konu oldu ve mahkumiyet gerekçeleriyle birlikte bu kararın hukuksuzluğu tescil edilmiş oldu. Şimdi mahkeme AİHM kararı sonrasında bakalım ne yapacak, onu göreceğiz. Şimdi o kararı beklerken AİHM'in geçen hafta gene yeni bir kararı çıktı. O da HSK'nın yapısına ilişkin çok önemli eleştirilere ihtiva eden bir karar idi. Zaten bu eleştiriler öteden beri yapılıyordu ama AİHM tarafından da kayda geçirilmiş olması önemli. Hukuk danışmanı Kadir Öztürk bu kararı şöyle duyurdu sosyal medya hesabında. AİHM'den HSK'nın yapısına eleştiri, HSK usulî güvencelerin gerekliliklerini sağlamayan ve yargısal olmayan bir organdır. AİHM taraflara bildirilen Kartal Türkiye kararında zaman Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olan başvurucunun 2014 yılı Şubat ayında yürürlüğe giren 2524 sayılı kanunla görevine daha erken son verilmesine karşı etkili bir başvuru yolu bulunup bulunmadığı sorusunu incelemiştir. Mahkeme daha önce 2021'de verdiği Emin Ağoğlu kararıyla paralel bir şekilde aşağıdaki gerekçelerle HSK dairesi ya da genel kurulunun sözleşmenin 6. maddesi kapsamındaki usulî güvencelerin gerekliliklerini sağlamayan ve yargısal olmayan bir organ olduğunu değerlendirmiştir. Gerekçeler şöyle, esas olarak yargılamaların yazılı yapılması, ilgili hakim ve savcıya çok az güvence sağlaması, hakim ve savcılara sağlanan güvencelere veya delillerin kabul edilme ve değerlendirilme şekline ilişkin herhangi bir özel kural içermemesi, duruşma yapmaması, tanık çağırmaması veya dinlememesi. Mahkemeye göre, AİHM'e göre yukarıdaki gerekçelerle HSK'nın ne dairesi ne de genel kurulu sözleşmenin 6'ya 1 maddesi anlamında bir mahkeme olarak nitelendirilemez. Başvurucunun şikayeti tam yargı yetkisine sahip ve 6'ya 1. madde güvencelerini sağlayan bir yargı organı tarafından müteakip denetime de tabi tutulmamıştır. HSK bir mahkeme değil ama kararları yargı denetimine de tabi değil. AİHM başvurucunun teftiş kurulundaki görevinin mevzuat müdahalesi yoluyla sona erdirilmesinin hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmadığı ve yargının bağımsızlığını tehdit edebileceği kanaatindedir. Sonuç olarak bir davanın kanunla kurulmuş bir mahkeme tarafından incelenmesi gerektiği ilkesinin ihlali nedeniyle sözleşmenin 6'ya 1. maddesi ihlal edilmiştir bu davada. Gökhan Güneş de bu karar için şu değerlendirmeyi yapmış, bir başka boyutuna dikkat çekmiş. Diyor ki, AİHM Kartal Türkiye kararında önemli bir hususu tekrar vurgulamış ve başta yargı mensupları olmak üzere yapılan ihraçlarda hükümetin kendince en güçlü argümanı olan sadakat yükümlülüğü ile ilgili önemli tespitlerde bulunmuştur. AİHM'e göre demokratik anayasal düzene sadakat yükümlülüğü hala tam olarak ne anlama geldiği bile bilinmeyen irtibat ve iltisak gibi uyduruk gerekçelerle ihlal edilemez ve hakimlerin sadakati devlet gücünü elinde bulunduranlara değil, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye olmalıdır. Devlete sadakat değil, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sadakat. Devlet gücünü elinde bulunduranlara sadakat gösterip emirlerine boyun eğmedikleri için başta 5000'e yakın yargı mensubu olmak üzere 100.000'den fazla kişi sırf fişleme listelerinde bulundukları için irtibat ve iltisak zırvalarıyla ihraç edilmişlerdir. Bu kişilerin bu zamana kadar hukuka, demokrasiye ve insan haklarına sadakatsiz hiçbir eylemi ve davranışları ortaya konulmamıştır.
konulamamıştır. Anayasal teminat altındaki yargıç ve savcılar ile savunmaları bile alınmadan ve adil yargılanma kapsamındaki hiçbir hakları tanınmadan ihraç edilen 100 binden fazla kişinin ihracı hukuka aykırıdır. Zira ahim açıkça suç işlememiş ya da insan hakkı ihlaline sebep olmamış kişilerin yalnızca bir derneğe üye olmaları ya da fikirleri sebebiyle ihraçlarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bulmaktadır. Hukuksuzca ihraç edilen kişilerin işledikleri bir suç ve sebep oldukları bir insan hakkı ihlali bulunmasa da bu ihraçlarda imzası bulunanlar ile ihraçları hukuka uygun bulan başta Danıştay ve Anayasa Mahkemesi üyeleri olmak üzere rejim yargısı insan hakkı ihlali yapmış ve tam da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belirttiği gibi hukukun üstünlüğü ve demokrasiye sadakat yükümlülüklerini ihlal etmişlerdir. Esas ihlali yapanlar onlardır. Bu hukuksuzluklara imza atanlar ve bunlara yargının hangi kademesinde olursa olsun onay verenler. Demokrasiye, hukuka sadakat yükümlülüklerini ihlal etmişlerdir. AİHM ve BM'den verilen ihlal kararları 15 Temmuz yargıç ve savcılarının örgütlü, sistematik ve yaygın şekilde insanlığa karşı suç işlediklerinin somut delilleridir. Zira bu kötülük sadece adli yargıya ve ilk derece mahkemelerine özgü olmayıp aşama aşama her yargı kolu ve en tepede Anayasa Mahkemesi için de geçerlidir. Şimdi bunlar önemli tespitler ve önümüzdeki sürecin şekillenmesinde kilometre taşı mesabesinde olan kayıtlar olarak paylaşıyoruz. Ve Türkiye 15-20 Temmuz yargısının yol açtığı bütün hukuksuzlukları bu kayıtlar çerçevesinde düzeltmek durumundadır. Ve bu anlamda gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, gerekse BM İnsan Hakları Komitesi'nden ve diğer ilgili mahfillerden sadır olan kararlar bu bağlamda Türkiye'nin hukuka dönüşü noktasında yol haritasını belirleyecek önemli notlardır, önemli kayıtlardır. Dolayısıyla tek adam rejiminin yargıyı içine soktuğu bu hukuksuzluk girdabından bunların rehberliğinde çıkabiliriz. Temennimiz bu istikametteki gelişmelerin hızlanarak devam etmesi ve bu anlamda Kayseri'de yapılacak olan Yalçınkaya duruşmasından da bugünkü yine bu manalar çerçevesinde bir sonucun çıkması.